için Halkın Sesi Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'u kürsüye davet ediyorum efendim. Buyursunlar. Saygılar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli misafirler, saygıdeğer hanımefendiler, özellikle Türkiye'nin dışından gelen bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz. Bu projeyi duyduğum andan itibaren gerçekten heyecan verici bir proje olarak telakki etmiştim. Ama bugün burada hem Abdülvahit Niyazov'un hem Rizhan'ın anlattıklarını dinleyince projenin sahiplerinin projeye gerçekten iyi hazırlandıklarını, işi profesyonelce ele aldıklarını ve amatör bir ruhu da taşıdıklarını görmekten ayrıca memnun olduğumu ifade etmek isterim. İnşallah söyledikleri gibi önümüzdeki Ramazan ayında bu projenin dünyanın dört bir tarafında kullanılabilir, uygulanabilir bir hale geldiğini görmekte nasip olur. Ben bu vesileyle vakitle ilerledi. Sadece konuşmalardan sonra özellikle iki noktanın üzerinde durarak ufukları biraz daha öteye taşımaya gayret edeceğim. Bunlardan bir tanesi, biliyorsunuz İslam dünyası 19. yüzyıl ve 20. yüzyıldaki sanayileşme hamlelerinde geri kaldı. Bu geri kalışımızın çok fazla sebepleri var. Ancak bu geri kalışımızın içerisindeki en önemli sebeplerden birisi zihin olarak hazırlıksız olmamız ve Batı dünyasında üretilen sanayi ürünlerinin sonuçlarını alarak çok daha rahat bir şekilde kalkınmayı sağlamak şeklindeki yanlış kanaatidir. Batı'da ne üretiliyorsa onun sonuçlarını alarak, onun ürünlerini alarak biz de kalkınabileceğimizi zannettik. Ama 19. yüzyıl, 20. yüzyıl maalesef böyle geçti. 20. yüzyılda Doğu ve Batı dünyası her iki tarafta sanayileşirken ne yazık ki İslam coğrafyası sadece bu sanayileşme süreçlerine seyirci kaldı. O dönemlerde iki alanla, bir know-how'u bize vererek, ikincisi de teknoloji ürünlerini bize satarak teknoloji transferiyle İslam dünyasını kontrol altına aldılar ve zaten İslam dünyası da bunun dışına çıkmaya niyet etmedi. Ama çok şükür şimdi yeni bir dünya karşımızdadır. Hem İslam dünyasının her tarafında fevkalade iyi yetişmiş bir insan gücü potansiyelimiz var. İslam dünyasının her tarafında son derece aktif bir iş adamları grubumuz var. Ve İslam dünyası kendisini dış dünyaya açmış ve dünyada olan bitenleri fevkalade ciddi bir şekilde algılayabilir durumdadır. Ayrıca özellikle 1980'den sonra dünya ekonomisinin geldiği yeni dönem, sanayi dönemindeki kayıplarımızı telafi etme imkanını veriyor. Orada da iki sektör, iki alan önümüze çıkıyor yüksek teknolojiler alanında. Bunlardan birisi haberleşme teknolojisi, bilgi, uydu teknolojileri, bir diğeri ise bilgi teknolojileridir. İşte SelamWorld projesi yüksek teknolojilerin her ikisini birden kullanma imkanını önümüze koyan, hem bilgi teknolojilerini hem uydu teknolojilerini kullanma imkanını koyan bir proje olarak önümüzdedir. Bunu çeşitli siyasi platformlarda da dile getiriyoruz. İslam dünyası artık sanayileşme dönemindeki eksikliklerini bir taraftan kapatırken özellikle yoğunlaşacağı alan yüksek teknolojiler olmalıdır, bilgi teknolojileri olmalıdır, haberleşme teknolojileri, uydu teknolojileri olmalıdır. Eğer SelamWorld projesi bu anlamda ciddi bir sonuç ortaya çıkarır ve başarılı bir proje olarak kısa bir süre içerisinde bütün dünyada kabul görürse, önümüzdeki dönemde Müslümanların Microsoft'ları, Müslümanların Twitter'ları, Facebook'ları olacağı gibi Müslümanların uzaydaki uyduları, haberleşme uyduları olacaktır. Ve Müslümanların bütün dünyadaki yüksek teknolojilere yön veren, belki de yüksek teknolojilerle donanmış bir savunma teknolojisi olacaktır. Onun için SelamWorld çok basit, sıradan ya da mütevazi bir proje gibi görünüyor ama taşıdığı potansiyel itibariyle fevkalade önemlidir, heyecan vericidir. Cenab-ı Allah'tan başarılar diliyoruz. İnşallah çok güzel, çok aktif sonuçlar ortaya çıkacaktır. İkinci olarak çok kısa üzerinde durmak istediğim nokta, bir büyük şansa daha sahibiz. O da şudur, bugün dünya büyük bir krizler yumağıyla iç içedir. Küresel anlamda ekonomik krizler, siyasi krizler, finansal krizler devam ediyor. Önümüzdeki dönemde muhtemelen su krizleri, enerji krizleri, gıda krizleri gibi birçok alanda yeni krizlerle karşılaşacağız. SelamWorld'un manasının arkasında İslam coğrafyasının bir büyük gerçeği daha fark etmesi gerekir ki
Bu krizler sarıldığı gibi tek boyutlu bir kriz değildir. Sadece bir tek alanla ilgili kriz değildir. Bu krizler 3 asırdır dünyayı yöneten modern Batı medeniyetinin ortaya çıkardığı krizlerdir ve bu krizlerden batılı değerler içerisinde kalınarak çözüm ulaşabilmesi, kurtulunabilmesi de mümkün değildir. Dolayısıyla İslam dünyası hem kendi ileri adımlarını atarken hem de bütün dünyaya kendi cevabını hazırlayacak bir imkana ve sözü söyleme gücüne sahiptir. Bu çerçevede Selam Earth hem Müslümanlar arasında emin bir sosyal paylaşım alanını oluşturacağı gibi ümit ederim ki İslam dünyasındaki beyinlerin, zihinlerin bütün dünyaya Müslümanların sözünü, alternatifini, yeni görüşlerini de söyleme imkanını ortaya koysun. Bütün bu krizlere karşı barışın, adaletin, hakkaniyetin, insafın, vicdanın sesi olan sözleri bütün dünyaya yayma imkanı olsun. Bu sadece bir misyonerlik meselesi değil. Aynı zamanda bütün insanlığın kurtuluşuna ait sözü söyleme zorunluluğudur, mecburiyetidir. Bu iki alanda hem yüksek teknolojiyi yakalamak hem de dünyanın krizlerden çıkışına sebep olacak yeni sözü söyleme imkanı işte bu projenin içerisinde görünüyor. Tabii ki bu proje tek başına bunu yapmayacak. Ama bu proje başarılı olursa Müslümanlar iki alanda da dünyaya cevaplarının olduğunu gösterecekler ve inşallah başka birçok başarılı projenin önü açılmış olacaktır. Ben bu vesileyle bu projeye fikir olarak, katkı olarak başından itibaren güç katan bütün değerli arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ve inşallah bu projenin en kısa zamanda, söylendiğinden belki daha kısa bir süre içerisinde başarıyla da bütün insanın önüne gelmesini temenni ediyor. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Sayın Profesör Doktor Nurman Kurtulmuş'a teşekkürler ediyoruz. Her zamanki gibi o akıcı üslubuyla ve gönülleri aydınlatan, beyinlere yeni açılımlar sunan konuşmasına Cami Yürek'ten katılıyoruz ve teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi namaz arası veriliyor.